TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Sevgili YouTube TVK'ya ailesi hepinize merhabalar. Bir Selçuk'a ile birebir programına daha hoş geldiniz. Bugün beni de çok heyecanlandıran bir program yapacağız sizlerle birlikte. Biliyorsunuz Samsun Spor en son 2010-2011 sezonunda şampiyon olmuştu ve ondan sonra da aradan geçen 8, bu yılı da sayarsak hatta 9 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayamadık. İnşallah bu yıl yaşayacağız. O şampiyon kadroda da çok önemli isimler vardı. Şu anda bir anket başlatsam, bana aklınızda kalan ismi söyleyin desem hepiniz herhalde aynı ismi söyleyeceksiniz. Kim o isim? Tabii ki Simon Tervaze Zenke. Bugün de canlı yayın konuğum Zenke olacak. Zenke, hoş geldin programıma. Teşekkürler abi. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyi ya, Allah'a şükür. Beni de kırmadığın için teşekkür ederim. İnşallah güzel de bir program olacak. Tamam. Şunu da söyleyeyim. Tabii benim İngilizce kısıtlı. Zenke'nin Türkçe kısıtlı olduğu için sevgili Kübra Topaloğlu da bize çeviri konusunda yardımcı olacak. Ona da teşekkür ederim. Kübra, sen de hoş geldin yayına. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet. Beni sesleri net bir şekilde duyuyoruz herhalde değil mi? Bir sıkıntı yok üçlü bağlantıda. Zenke, evet, bizi duyuyorsun değil mi? Evet, sıkıntı yok. Tamam, o zaman yavaş yavaş başlayalım. Malum tüm dünyada bir salgın var, COVID-19 salgını var. Sen Fransa'dasın şu anda Zenke. Fransa'da da bir izolasyon, karantina günleri var. Sen şu anda Fransa'da nasıl yapıyorsun, bu karantina nasıl gidiyor? Zenke, now the world is facing a big pandemic, as you know. We are under the quarantine days in Turkey. Also, we know you are in the quarantine days in France. What do you do in quarantine days? It's a bit difficult because. Doctor. Yeah, because I'm alone and with my kids, because when they announced the social distancing, my wife was with her uncle, so I'm alone with my three children. So she's with her family there. I'm alone with my three children, so I'm alone taking care of the kids. I'm cooking, I'm cleaning, and because I'm also a teacher, and sometimes I just go for a walk to keep myself fit. Evet, çok zor diyor. Bize diyor sosyal izolasyon hakkında bilgi verildiğinde diyor eşim benimle birlikte değildi. Eşim ve çocuklarımdan uzağım diyor. O yüzden evdeki bütün işleri kendim yapıyorum diyor. Benim için çok zor diyor. Temizlik, yemek, her şeyi kendim yapıyorum diyor. Tek kalıyor o zaman şu anda herhalde Zenke. You are alone? Are you alone in the home? Yeah, alone with my children. Evet. Evet. O da şey. Peki Fransa hükümeti ne tarz önlemler almış? Biraz bunlardan bahsedebilir mi bize? Zenke, Turkey take many important precautions for this epidemic. Is it the same in France? What is the Minister of Health doing in France? It's the same. It's social distancing, and when you go out, you must have a reason to go out. You know, there is a form that they just give that you have to fill and state your reason why you go out in case you see me, the police, they control, you know, so you don't have to, you only go out if you want to go and go for groceries, or you go out if you want to go and do exercise, but 1 hour around where you live and 1 kilometer where you live. Apart from that, no movement, you cannot go outside. Evet, Türkiye'deki gibi aslında diyor. Yine sosyal izolasyondan dolayı diyor. Herhangi bir sebep olmadıkça dışarı çıkmamıza pek izin verilmiyor diyor. Sadece diyor market alışverişi için dışarı çıkabiliyoruz. Veya bir saatliğine diyor evin yakınlarında, etrafında dolaşabiliyoruz diyor. Polis kontrol ediyor sürekli diyor. Eğer bir nedeniniz yoksa buradaki gibi aynı uyarılara maruz kalınabiliyor diyor. Evet. Biraz artık futbol konuşalım Zenke'yle. O da Fransa Ulusal 2. Ligi'nde takımın tam ismini de okuyamıyoruz. Schild Ham herhalde oynadığı takım. Takımda son durum neydi ertelemeden önce? Biraz bunlardan bahseder mi Zenke bize? Zenke, you are in the Schild Ham team in the France National League 2. How was the situation in the league before it was delayed, before this epidemic?
If you know the reason I went there is because in January, in the end of transfer, I was supposed to go in China to go and play. You know, I was supposed to make a transfer to China. You know, so but I couldn't because of coronavirus. So instead of staying home doing nothing, and there was this club close to my home, so I decided to sign just to play till the end of the season. So that's why I've been shooting there. But things were going well before. I only played 5 games. And coronavirus to control. Evet, zaten diyor Ocak ayında transfer ayıydı diyor. Ben de diyor Çin'e transfer olacaktım fakat bu olaylardan dolayı diyor transferim gerçekleştirilemedi. Yani ben de o yüzden diyor şu an evdeyim diyor. Şu an için başka bir şey yok diyor. Çin'den hangi takımmış transfer olacağı takım? İsim verebilir mi? Which team do you transfer to China? I forgotten the name. The name I have to look in the document, you know, because the name is difficult to pronounce. Can you speak slowly? Okay. you don't know the name of the team. I know, but I forgot the name because it's Chinese. Biliyorum ama unuttum diyor. Şeylere bakmam lazım diyor. I will have to look at the documents to recommend to know the team, to see the transfer documents, to see. Ben diyor transfer belgelerine bakmam lazım çünkü şu an hatırlamıyorum. Tamam. Çok önemli değil. Biz biraz dengeyle Samsun Spor'a dönelim artık. Öncelikle Samsun Spor'a geldiğinde 22 yaşındaydı daha zenki. 9-10 yıl önceydi. O transferini hatırlıyor mu, transfer hikayesini? When you came to the Samsun Spor, you were in the 22 age. Do you remember your transfer to Samsun Spor? Of course, I remember. Tabii ki hatırlıyorum diyor. Biraz dinleyebilir miyiz? Neler anlatabilir bize? What can you say? It was a big challenge when I accepted to go to play in Turkey at the age of 22. You know, and then I was in Strasbourg, so I had options in second division. I have options in France, but I said I wanted to take the challenge to go and see something else in Turkey. Everybody thought I was crazy, you know, that I was too young to go to Turkey, because back then, Turkey's football wasn't as it is now. So everybody thought I was crazy, but I took the challenge and I'm very, very happy I did. İlk başta diyor, herkes bana çılgın dedi diyor, hani Türkiye'de futbol oynayacağım için diyor. Fakat diyor, ben diyor çok mutlu oldum, benim için çok diyor değişik bir tecrübeydi diyor. Evet. Çok mutluydum diyor. Evet. Samsun Spor'a geldiği ilk sezonda tam 16 gol attı. Gol kralı oldu. Takım Süper Lig'e çıktı. Böyle anıları, hafızaları canlandığında neler kalmış Zenke'nin aklında? Zenke, you scored 16 goals that season and you became a goal king. Then your team rise to Super League. What is left in your memory about that moment? A lot of good memories, a lot of fun. Çok iyi hafızamda, çok iyi şeyler kaldı. And up till now, it's been one of my best memories in my career. Kariyerimdeki en iyi diyebilirim hatta diyor. Evet, ben de hani onunla ilgili bir soru soracaktım. Yine onu açabilirim sonradan. Böyle attığı en güzel golü hatırlıyor mu mesela Zenke? What was the best goal you scored in Samsun Spor? Do you remember it? I have so many. Çok fazla good goals. Var diyor. Yeah, I have, because it depends. People look at the beauty of the goals. People look at how nice the goal was. But me, I look at the most important goal of this season that was important for me. It was when I scored against Orduspor in Ordu. It was a tap in, but it was for me that was the best, because throughout the game, Ordu supporters were abusing me. Bernard Kufri appeared and all, and you know, they insult me and say all sorts of words. Which and team? At the end, in Orduspor. Yeah. you know, okay. So I have I am from Ordu also. Pardon. No, it doesn't matter.
So when I scored, I had to go to the fans and did like this, and they started insulting me and throwing shit, and I was not able to make the last to play the last game that really guaranteed our promotion because I had yellow card and suspension. But that was for me my best goal, because after that that game, we were almost 100% sure of getting promotion. Diyor ki, aslında diyor bir golü atmanız diyor o golü izleyen kişilerin o gole bakış açısıyla da çok alakalı bir şey diyor. Evet. Birçok gol attım ve hepsi benim için güzeldi diyor. Fakat bir Ordu Spor maçında attığı bir golden bahsetti. Ordu Spor taraftarı hatta biraz küçük düşürücü şeyler söylemiş galiba. Evet. Bunlardan bahsetti. Bu anımı hiç unutamıyorum diyor. O maçı da kazanmıştık dedi. Evet. Şu an bu anıyı hatırlıyorum dedi. Oradaki golümü. Maçı kazanmamızı hatırlıyorum ve taraftarın o şekilde davrandığını hatırlıyorum evet. dedi. Tabii şunu söyleyeyim izleyicilerimize, peşine bu golü vermek isterdim ama tabii YouTube'da bu telif hakkına girdiği için veremeyeceğim. Siz YouTube platformunda bu golü bulabilirsiniz. Ben de şunu söyleyeyim, ben Zenken'in en çok hafızamda kalan golü Karşıyaka maçında ve Rize maçında attığı gollerdi. Hakikaten efsane iki goldü onlar. Ben de onları söyleyebilirim Zenke. Zenke de anladı beni herhalde bu arada. Do you understand? Yeah, I understand. He's saying the goals I score against Karşıyaka and against Rize, we are the best. I know these two we are the best when it comes to the type of goals, you know, but for me, I play more importance to the Ordu because it was a very important game. Even though the goal was easy, but it was important. But in terms of beauty, the most beautiful goal I scored in Samsung was against Karşıyaka. Evet, onların ikisi de çok güzeldi ama benim için en önemlisi golün güzelliği olduğu için diyor. Ordu Spor'da attım, golün güzelliği daha fazlaydı benim için diyor evet. Ve çok önemli bir maçtı benim için diyor. Evet, kesinlikle. Hoca Hüseyin Kalpar'dı hocamız. Hoca hakkında neler hatırlıyor, neler söyler şu anda? Thank you. Hüseyin Kalpar was coach that season. What can you say about him? Hüseyin Kalpa is my so many words I have to say. It's like a father figure to me. Hüseyin Kalpa, he was a father figure. He was I can't hear you now. Can you hear me now? Yeah. Vallahi. I said Hüseyin Kalpa is like my father. He's like my father. Benim babam gibiydi diyor. Hüseyin Kalpa. He was very important to me and he gave me a lot of confidence in Samsun. Bana çok önem verirdi diyor ve bana çok güven sağlardı takımdayken diyor. And when I came to Samsun after 6 months, I was having problem with my wife because I've been away for a while and she was pregnant that time. And I was having difficulty, and Hüseyin Kalpa was, apart from football, he was there for me to give me advice and how to handle this situation. So he was more than a coach to me. Ben Samsun Spor'a geldikten 6 ay sonra diyor, eşimle ilgili problem yaşadım diyor. Çünkü o zaman diyor hamileydi diyor, problemler oldu diyor. Evet. Bu zorlu zamanımda Hüseyin Kalpar benim yanımdaydı diyor, bana tavsiyeler veriyordu diyor. Evet. O yüzden benim için çok önemli bir insan diyor. Peki, Erkut Tutu desem ne der? Başkan Erkut Tutu'ydu o zaman, onunla ilgili ne hatıraları var? All right, what can you say about the head Erkut Tutu? What was he like? Erkut Tutu. He was nice as well. And çok iyi bir insandı. He was a very good president when I was in Samsun. Ben Samsun'dayken çok iyi bir başkandı diyor. And if you remember when I was there, they were having financial problems, but the team were doing well. So he always finds a way to get money to pay us, even go out of his way to go and look for money to pay us then. So he made everything possible for us to give our best on the pitch, you know, and he take care of everything that was outside. Biz diyor finansal anlamda sıkıntılar yaşadığımızda bile diyor, bize diyor her zaman yardım etmeye çalışır diyor. Dışarıdaki herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman diyor, yine finansal anlamda da dahi olsa diyor, her zaman bize yardımcı olurdu diyor. Evet. Şöyle sormak isterim. Samsun Spor'a geldiğinde bir soruda daha yine bu şekilde geçmiştik. 22 yaşındaydı.
bir sezon düzenli oynadı ve taraftarın sevgilisi oldu. Yani her maç tribünler Zenke, Zenke diye inliyordu. Bu neler hissediyordu o zamanlar? Yani sahaya çıktığında neler hissediyordu? In that season, you are in 22 age. You was in 22 age footballer. You became the lover of fans. Tribune was shooting as Zenke, Zenke, Zenke. What do you say? How do you feel? How was your feeling? It was the apart from when I was playing in national team in Nigeria. It was one of, if not the best moments, you know, in terms of my relationship with supporters because I only. Fransa'da ulusal yani ulusal ligde oynadığımın yanı sıra diyor. Benim en iyi hatıralarım o zamanlardı diyor. And it was very we had a very good relationship because they loved me so much because they saw all I was doing on the pitch and çok giving all the best. Çok iyi ilişkilerimiz vardı çünkü çok seviyorlardı diyor. And even when I played with other teams, you know, in Turkey and I come to play in Samsun, the supporters come to welcome me in the stadium, you know. When my teammates in my other teams are jealous that you only played 2 seasons in Samsun, how come they love you so much? I say, my friend, it's a love made in heaven, you know. Evet, ben Samsun Spor'da olduğum süre boyunca diyor, buradaki tanıdıklarım da diyor, hani 2 sezon oynadın, nasıl bu kadar hani sevilebilirsin diye kıskandılar hatta diyor insanlar beni diyor oradaki sevgiden diyor çok memnun kaldım diyor. Evet, kimleri hatırlıyor o kadrodan? Do you remember anyone from that staff or team? Yeah, of course. I tabii remember, ki hatırlıyorum. Of course, it was. I think I still have a picture of that group in my house in Nigeria where I keep my trophy. So. I remember Ahmet Şahin. Evet. Uh-huh. And there was in the right back position was Adem. I forgot his name. I remember Kubi, not Kubi, right? Kugulbashi was our captain. Turgay. Kaptan diyor kim? Turgay. Kugulbashi. Turgay, voilà. Turgay. Turgay Gölbaşı, yes. Of course, yes. Agbetu, yes. My friend. Agbetu. Yeah. Agbetu, hatırlıyorum. Yeah, I still remember most of them. It was. Hala çoğunu hatırlıyorum diyor. Nah, but I know all of them when I see their faces. I can. The names will come, you know. But you know, it's Turkish names, so I have to see them to remember. Evet, fakat hepsinin isimlerini aklımda hani şey yapamıyorum ama hepsini diyor hatırlıyorum diyor evet. Genel olarak diyor. Turgay'la birlikte savunmada Ersin Veli oynuyordu. Bir tarafta Orhan Taşdelen, bir tarafta Adem Alkaşı, Hakan Bayraktar vardı. Hakan ve Agbetu. Agbetu demişken çoğu golünün asistini de Agbetu yapmıştı. Agbetu için de söylersin. İkiniz çok iyi bir ikili olmuşsunuz o sezon. Evet. When we say Agbetu assisted most of your goals. Yes. What do you say about him? Agbetu is like we met in Samsung's Paul and we never left. We never left each other till today because he became my brother, he became my friend, and up to today we are still in touch, you know. And now he's in America with his family. He stopped playing football, so he's into business now, you know. So we are still in good relationship with him. Is he break the football? Yeah, he stopped to play, yes. Okay. Biz diyor ben Samsun Spor'a geldiğim zaman diyor orada tanışmıştık Agbetu'yla diyor. Ondan sonra da hiç ayrılmadık diyor. Aynı benim bir kardeşim gibi oldu. Orada da diyor bütün gün birlikteydik diyor. Evet. Şu an ailesiyle birlikte kendisi de Amerika'da diyor ve futbolu bıraktı. Şu an iş sektöründe diyor. Evet. Görüşüyor o zaman hala Agbetu'yla. Evet. Her zaman. Başka görüştüğü bir oyuncu var mı o kadroda? Are you seeing another name? No, I only speak with Ahmet Şahin maybe once in a while in
in Instagram I say hello to him once in a while. Instagram'da eğer diyor Ahmet Şahin'i şey yapıp görürsem hani orada konuşabiliyoruz diyor. Evet. Konuşuyoruz diyor. The other ones I don't have their contacts on Instagram or anywhere else. Yani and, Instagram. One time Ersin Veli was our Ersin central. Veli, evet. Bir kere Ersin Veli ile görüşmüş herhalde. He became an agent and he wanted to work with me, but we couldn't make a transfer together. But he got in touch with me. I spoke with him as well. Yes. I can understand. Can you repeat? Ersin Veli became he stopped playing. Now he's agent. He's agent of. His football agent, and he wanted to make transfer for me one time, but I think that time I decided to come to Belgium, so we couldn't do this transfer. Şu an onun bir ajansı varmış herhalde. Beni de şey yapmak istedi, transfer etmek istedi diyor. Bir ajansı vardı diyor. Beni de transfer etmek istedi. Hatta bununla ilgili konuşmuştuk ama olmadı diyor. Anladım. Şunu sorayım. Samsun Spor'la çok iyi bir sezon geçirdi. Bir sonraki sezon takım Süper Lig'e çıktı. Ama Zenki Süper Lig'de Samsun Spor formasıyla çok fazla oynayamadı. Bunun özel bir nedeni var mıydı? Bize hatırladığı, anlatabileceği özel bir nedeni var mıydı? Belki de benim Zenki... her şeyim anlıyor ama işte... Çevireyim mi? Tabii çevir sen Kübra. The next season, you couldn't wear jersey or uniform in Samsun Spor for too long in Super League. What was the reason of it? It was a problem with the coach, you know, and because problem yaşadık diyor. When he came, he wanted a striker with 2 meters. Petković. Petković'tü değil mi hoca? Petković, Petković. You know, he wanted a big striker that has 2 meters, because I was only 1.67 meters, you know. So he wanted a big striker, and he said I should go and play from the wing, number 10, number 7. And I said no. I said in Samsun, I'm known as a striker, as number 9. So why you play me in striker? You know, from the wing or from number 10. So. And it didn't go down well with me, so I wasn't happy with his decision, but I was under contract, so I kept playing. So that was why today I play from the right. I'm no longer from number striker, because Petković started this and all other coaches then follow suit. Şimdi diyor ki teknik direktör diyor benim diyor kanatlarda sağ kanat, sol kanat, evet. Birçok yerde oynamamı istedi diyor. Fakat diyor ben diyor Samsun Spor'dayken diyor hani bunu yapmıyordum diyor, asist yapmamı istedi diyor, birçok konumda oynamamı istedi diyor. Evet. Bu da bana beni zorladı diyor, bana uygun değildi diyor. Ben şu anda bile diyor hani sadece sağ kanatta oynuyorum diyor. Fakat Petrovic'ti herhalde hatırladığım kadarıyla. Evet. Petrovic birçok yerde oynamamı isteyince diyor. Anlaşamadık diyor. En büyük sorunu hocayla yaşadın yani Zenki. Bir dakika abi. Zenki adı ne? Eden. What is his name? Eden. 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 Biraz utandı herhalde bu görünce. O da selamlarımızı iletelim. So cute. Evet. Böyle bir sorunlarından bahsetti Zenki Petković'le. Bir de şunu sorayım. Türkiye'de Samsun Spor, Başakşehir, Şanlıurfa ve Karabük'te oynadı. Bu 4 takımı değerlendirdiği zaman en iyi taraftar kimdeydi veya en iyi ambiyans? In Turkey, you wear a jersey or uniform in Başakşehir Spor, Samsun Spor, Karabük and Şanlıurfa. Which team had the best fun?
Of course, this is not a difficult one, but everywhere I played, I supporters always love me because I always give everything. Bu zor bir soru diyor çünkü oynadığım her takımda diyor taraftarlar beni hani çok sevdiler ve desteklediler diyor. But the best for me is always Samsung because Samsung was my first my first team in Turkey. It was my first team and it was there I have my best season in Turkey. And there's a special relationship between me and Samsung supporters. Even me sometimes, up till now, they show me a lot of love and I still feel like sometimes I feel I don't deserve because I only stayed only 2 years, you know. And that's why I say there's a love made in heaven because up till now they've not forgotten me and I really appreciate it. Evet. Hepsi benim için tabii ki güzeldi. Çünkü taraftar beni çok destekliyordu. Ama diyor en iyi zamanımı diyor, en iyi fan da diyor. Tabii ki Samsun Spor'da vardı. Çünkü onlarla diyor iletişimimiz çok iyiydi diyor. Benim Türkiye'ye ilk gelişimdi. Türkiye'deki ilk takımımdı. Bu yüzden diyor taraftarla da çok iyi bir iletişimimiz vardı. Ve Türkiye'deki en iyi sezonumdu diyor. İki sezon diyor. Bu iki sezon en iyi sezonumdu. Bu yüzden de diyor Samsun Spor'u ve Samsun Spor taraftarını unutamam. Şunu da sorayım. Samsun Spor'u başarılı olduğu kadar daha böyle iyi geçen bir sezonunu hatırlıyor mu? Samsun Spor'daki iyi bir sezon hatırlıyor mu? Kariyerinde var mı böyle bir sezon? Have you ever had another team as successful as Samsun Spor in your career? In terms of goals, no. Gol anlamında? But I had şampiyon mu? Başarı. Apart from goals, apart from goals, it was Karabük because in Karabük I was champion also. Karabük'te de şampiyon olmuştuk diyor. Doğru. Pardon Karabük. Samsun Spor'un dışında. You know, so it was a very good season. I didn't score a lot of goals, but I made a lot of assists because I was playing from the right. You know, so and I also the same thing. That's the same thing. The same way the Samsung Spor supporters love me, it's the same way the Karabük Spor supporters love me. But in Karabük, when I was being not treated right, the supporters didn't defend me, you know. But in Samsung, when Petkovic wasn't playing me, Samsung supporters, they get up from the stadium and started singing my name, you have to play me. And they fought for me, but they couldn't do more, you know. So that's where you see the difference between Samsung and Karabük. Samsun Karabük'te de diyor şampiyonluk yaşadım diyor. Oradaki taraftar da beni çok seviyordu diyor. Aynen Samsun Spor'da olduğu gibi diyor. Fakat Samsun Spor diyor, Samsun Spor taraftarı ben hangi mevkide oynarsam oynayayım beni desteklediler diyor. Fakat Karabük taraftarı böyle olmadı diyor. O zamanlar asist de yapıyordum ben diyor. Evet. Samsun Spor taraftarı gibi de desteklemediler diyor her konumda bekliyor. Anladım. Şu anda Türkiye Ligi'ni veya Samsun Spor'u takip ediyor mu Zenke? Do you follow the Samsun Spor community or Turkish League? Of course. I always follow Samsun. Bizde isimler var mı şu anda? Her zaman diyor Samsun Spor'u takip ederim diyor. Çok güzel. Takımda şu anda tanıdığı, bildiği isimler, oyuncular var mı? Do you know any names from the current team? I mean Samsun Spor. Of course, Gökhan. That's why I speak with that. Gökhan Hasan, yes. I play with him. Gökhan Hasan, I play with him in Karabük. We are champion together in Karabük, so... Birlikte herhalde şampiyonluk yaşamışlar. Karabük'te birlikte oynamışlar. So when he I saw his transfer to Samsun, I was surprised because I know Samsun we are in third division. Samsun'a transfer olduğunda çok şaşırmıştım diyor. You know, and I said okay, then there is, I'm sure this time around there is they have very big ambition to get promotion. So I said okay, hopefully this time around it will work. And I see they are in first position and they are doing well. So I follow all the time. So I hope they come back because Samsun deserve to be in Super League, not second league or ikinci league or BTT. Evet, Samsun Spor hani fark etmiyor. Ben sürekli nerede olursa olsun takip ediyorum diyor. Gökhan Hasan'la da diyor Samsun Spor'a transfer olduğu zaman diyor çok şaşırmıştım. Çünkü o bunun büyük
isteklerinden bir tanesi diyor. Onu takip ediyorum diyor. Bunları söyledim. Evet. Son olarak da artık Zenki'ye de teşekkür edelim. Buradan Samsun Spor taraftarına Türkiye'ye göndermek istediği mesajlar varsa Zenki'den son olarak bunları alalım. Zenki, finally we are thankful to escaping our interview. What is your messages to Samsun Spor community? Tell them that I love them so much and I onları miss çok seviyorum. Them. I miss them aynı so much. Zamanda çok özledim. I don't know what the future holds, but I wish them all the best and they deserve to help. They should support their team so that their team can go back to the Super League. You know, they don't deserve to be in Petete. Can you repeat that? There are noises. I can't hear you as well. Can you repeat? Herkes çok fazla konuşuyor. Yanında Heder de var. Çok fazla ses var arkada. Evet. Pardon abi. Tell them that I love them. I miss them. Çok özledim. Çok seviyorum. Evet. They should keep supporting the team as they do always. Her zaman onları takip ediyorum. And they should follow their team because I know this time I heard from information that there is a very big the team is very good now, is very ambitious and their target is to go to Super League, so they should support the team and support the board so that they will go to Super League, you know, and that's where Samsunspor is supposed to be, not in lower division. O takımdayken diyor bir sürü başarı yakaladım diyor, birçok diyor şeyi elde ettim diyor, o yüzden I forgot. No problem. I talk too much. That they should keep supporting their team anyway and just follow and give everything. And hopefully maybe someday I will come visit Samsun or maybe complain. I never can tell. Hani geleceğini getireceğini bilmem ama diyor inşallah diyor hani tekrar görüşmek nasip olur diyor. Orada çok fazla güzel şey yaşadım diyor. Evet. Süper Lig'e çıktım diyor. Hani güzel anılarım vardı diyor. Evet. Az önceki söylediklerini hatırladım. Evet. Zenki'ye teşekkür edelim. Bizi kırmadı bu röportaj teklifimizi. Kendisine de teşekkürlerimizi iletelim Kübra. Thank you. We are very thankful to your accepting our interview. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. No problem. Thank you. Görüşmek üzere. It's a pleasure. See you. Benim için bir zevkti diyor. Evet, teşekkür ederiz. Programımızı da kapatalım artık yavaş yavaş. YouTube TV Kaya kanalında Bir Selçuk Öyle Bile Bir programının daha sonuna geldik. Çok özel bir konuğumuzu ağırladık, Simon Zenki'yi. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen YouTube TV Kaya kanalımıza abone olmayı, bu videoyu da beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize Samsun'dan mutlu günler diliyorum. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.